ya da Kürtlerin devre dışı bırakıldığı bir çözüm olamaz. Yani Kürt sorunu çözülecekse siyasetin içinde çözülecek. Herkes PKK'ya destek vermezse o zaman Kürt sorunu falan, benim de bir sürü Kürt komşularım var. Hiç kardeş kardeşle geçiniyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Desteklesek de desteklemesek de Kürtler destekliyor. Kürtlerin şu an bir sorunu var. Yok abi, Allah'ıma bin şükürler olsun. Daha önce bize ekmek aldırmıyorlardı. Bizim şu an hiçbir sorunumuz yok ama. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Bence çözemez. Kürt sorunu var mı şu an? Evet, çözemeyenler onu mu çözecek? Yok öyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Kürt düşmanıdır adam. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt düşmanıdır. Kürt? Evet. Düşmanı. Ha, Kürt düşmanıdır. Evet. Kılıçdaroğlu. Düşmanı Kemal Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Peki. Evet adam Kürt düşmanıdır. Eskiden beri. Tarihe bakarsan. Madem öyle şimdi... HDP neden CHP'ye destek veriyor? Orayı bilmiyorum. Ben CHP için konuşuyorum. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Bakın, HDP'nin ya da Kürtlerin devre dışı bırakıldığı bir çözüm olamaz. Onun için yani Kürt sorunu çözülecekse siyasetin içinde çözülecek. Öyle değil mi? Bunun için de şu anda HDP'yi biz desteklesek de desteklemesek de Kürtler destekliyor. Onun için onları desteklediği bir partiyi biz yok sayamayız yani. Kürtler nerede HDP'yi destekliyor? Niye? %13 ile %11 ile meclise girdiler. Şu anda HDP'yi eğer Kürtler desteklemese mecliste olabilirler mi? HDP'ye oy verenler Kürtler mi? Kürtler tabii. HDP nasıl? Bu ülkenin en bilinçli seçmen kitlesi. O zaman Doğu'da neden AK Parti diğer illerde daha fazla? Şu anda eskiden öyleydi. Bakın ben bir AK Partiliyim. Eskiden öyleydi ama şu anda öyle değil. Yani bu biz bir aileyiz. Bir ailenin içerisinde bir problem ailenin bütün fertlerinin bir araya gelmesiyle çözülür. Peki o ailenin içerisindeki problemin yarısını %20'sini dışarıda bırakarak aileyi bu problemi çözemezsin. O ailenin içerisindeki bir birey gidip de ben düşmana sırtımı dayadım dese onunla birlikte o sorunu çözer miydi? Ya yani şimdi bunlar siyasi şeyler. Biz gerektiği zaman biz AK Parti'de ne yaptık? Abdullah Öcalan'la, Öcalan'ın kardeşini televizyona çıkarttık. Abdullah Öcalan'la görüşme yaptık. Yani bunda Abdullah Öcalan'ı da gerekirse dahil edeceksin yani. Sonuçta Kürtler destekliyor kardeşim. Ben Türk'üm ama Kürtler destekliyor. Desteklemese mecliste olabilir mi bu insanlar? Kürt sorunu şu anda nasıl Kürt sorunu var? Yani Kürtlerin ne sorunu var şu an? Haklarını vermek zorundayız ben. Ne gibi anayasal hakkı mesela? Ne gibi anayasal? Bugün evrensel kriterlerde ne haklar varsa vereceğiz biz onları. Hangi haklar verilmiyor şu an Kürtlere? Kürtlere hangi haklarını onu Kürtlere soracaksın. Neden sen destekliyorsun HDP'yi? Bakın HDP şu anda onu sormuyorum. Kürtlerin ne sorunu var şu anda? Hani konuşamıyorlardı, tamam konuşuyorlar. Televizyonu yoktu, var. İşte pazarda şarkı söyleyemiyorlardı, yolda artık söylüyor. Kürtlerin desteklediği bir partiyi sen görüşmeye bile almıyor. Ya ben de bak ben AK Partiliyim. AK Parti AK Partiliyim yani. Hayır yani. Şimdi yani, sen şöyle bir ama şey. Ya o da çok güzel oldu yani. Eleştirince ben AK Partiliyim. Bakın eleştiriyor. Bakın biz istesek de istemesek de tamam mı? Onlar bu ailenin Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasının bizim gibi bir üyesi. Tamam. Onlar Kürtler kaç yıldır HDP olsun BDP olsun fark etmez. Bakın Refah Dayı kapatıyorlardı. Ne oldu? Yeni parti açılıyordu. Biz onu da kapatsak şunu da kapatsak. Adamlar kardeşim kendi siyasal MHP gibi partileri var. Bir de açıklamaları sonuçta o partinin yöneticileri. O halk, bakın o halk o partiyi değişti. Arkasında duruyorsa, o partiyi eğer siyasi parti olarak görüyorsa, kendi partisi olarak görüyorsa, sen de çözüm istiyorsa kardeşim ortak noktada buluşacağız. Bunun o başka partinin ne yöneticileri APO'nun heykelini dikeceğiz diyorsa, sırtımızı YPG'ye dayadık da diyorsa, biz oradan geçeceğiz size mal mal bakacaksınız diyorsa, bunlar normal açıklamalar. Masaya oturulur mu bunları açıklayan insan? Biz onları normale çekeceğiz. Normale çekeceğiz değil mi? Siyaset çözüm üretme sanatı değil mi? Öyle değil mi? Çözüm üretme sanatı değil mi? Üreteceğini normale çekeceğiz o zaman. Biz bir adım atacağız, onlar bir adım atacak. Devlet adımını atmıştı ya. Yanlış hatırlamıyorsam çözüm sürecinde. Atmıştık sonra vazgeçtik. Hendekler kazılınca vazgeçilmiş olabilir mi? Ya boş bunlar şimdi, tamam mı? Bunlar yani şimdi bakın biz şu anda bir diyelim ki bir bitirildi ya da bir şekilde şey oldu ama sonuçta biz bu sorunu çözeceksek, biz kendi içimizde bu sorunu çözeceksek. Sorun ne abi şu anda? Kürtlerin şu an ne sorunu var? Var mı şu an Kürtler? Abi ne sorunu var? Var mı Kürt olan? Ne? Kürtlere sorun ne? Kürt müsünüz? Kürtlere sorun ne sorunu var? Kürt olan var mı? Gel kardeşim sen bir önceki şeyde açıklama yapmıştın. Kürtlerin şu an bir sorunu var mı? Yok abi, Allah'ıma bin şükürler olsun. Yani daha önce vardı galiba. Daha önce vardı tabii ya. Daha önce bize ekmek aldırmıyorlardı. Bizim şu an hiçbir sorunumuz yok ama. Pekala, devam edelim. Yok ya, sorun yok. PKK sorunu var. Bak. Eyvallah. Aynen öyle.
Eyvallah. PKK sorunu var. Yok, herkes yok, PKK'ya destek vermezse o zaman Kürt sorunu falan. Benim de bir sürü Kürt komşularım var. Hiç kardeş kardeşle geçiniyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Aile dostuyuz. Görmek isteyenler öyle yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu bence partinin başına zaten yakışmıyor. Donlu lastiğini bile çözemez. Her gördüğümde gülesim geliyor. Yani lider vasfı zaten yok. Bence hiçbir şey çözemez. Kürt sorunu var mı şu anda? Kürtlerin tabii ki kendi sorunları vardı. O da bizim devletimizin terli desteği verememesinden. Ne gibi bir sorun ya? Ben onu merak ediyorum. Yani konuşabiliyorlar Kürt. Yok. Şarkı. Biliyorlar ama sen adamın çocuğunu evinden alıyorsun, dağa çıkartıyorsun. Ondan sonra PKK'ya destek veriyor bu aile diyor. Yani sen orada yeterli güvenlik önlemini almazsan PKK da gelir adamın çocuğunu alır, dağa çıkartır yani. Devlet baskın otoriterliğini yani PKK terör örgütünün üzerinde Doğu bölgesine, Güneydoğu bölgesine net olarak göstermeli. Aynen göstermeli. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır anneleri de daha fazla yaşamayız. Diyarbakır anneleri de daha fazla. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Yeni açıklaması ne düşünüyorsun? Çözebilir. Kürtlerin şu an ne sorunu? Yani şu an bir sorunu yok bence. Var hangi mı? Sorunu çözmeyi düşünüyor peki? Hangi sorunu çözmesin? Olacak bir sorun ben göremiyorum işte. Varsa bir sorunu çözecektir. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Hiçbir alt işleyeme çözemez. Çözmesi imkanı yok. Ne sorunu var şu an Kürtlerin? Kürtlerin hiçbir sorunu yok. Kürtlerin hiçbir sorunu yok. Ne sorun olacak ki adamlar? Bizimle beraber giriyor, çıkıyor. İşi var, gücü var adamlar. İş yerler hep onların elinde. Sonra Kürtleri dışlayan yok ki. Onlar işlerinde 3-5 tane kendini bilmedik ortalığı karıştırmaya uğraşıyor. Dense Kürtlerin ne sorun olacak Kürtlerle? Evleniyoruz, düngür oluyoruz, kız alıyoruz, kız veriyoruz. Hep beraberiz yani. Yardımcımız yok. Ama dedim onların içinde 3-5 tanesi yok sayıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi zaten Kürt sorunu diye bir şey yok şu anda da. Yani kendisi şu anda HDP ile ortaklığı yapması daha beter Kürtleri tetikliyor. Yani şu anda Kürt diye bir şey yok. Yani şu anda dolaştık şu anda. Bütün şeyde herkes Kürt de var, Arap da var, Türk de var. Şu anda Kılıçdaroğlu Suriyelileri gönderirim falan. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti olarak zaten biz misafirperver bir ülkeyiz. Yani şimdi gönderirim derken yani neyi gönderiyorsun? Neye nasıl gönderiyorsun? Bence yanlış bir uygulama. Pekala. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Sorularımızı sorduk, cevapları aldık. Benim merak ettiğim bir şey var. Onu da sormak istiyorum. Yani Türkiye gündemi sakin. Yani biz medyacı, haberci olarak şöyle YouTube'da yayın yapan birisi olarak, vatandaş olarak şöyle bir sosyal medyada haberlere bir bakarken işte Ekrem İmamoğlu'nun bazı beceriksizlikleri hariç işte otobüs olayları vesaireden bahsediyorum. Herhangi bir olağanüstü siyasi bir kaosumuz şu anda yok. Çok şükür hamdolsun. Olmasın da zaten. Siyasi liderler birbirlerine her zaman ılımlı konuşsun. Tabii ki bunu istiyoruz. Fakat ama lakin ya arkadaş ülke gündemi sakinken Kürt sorunu diye ortaya bir bomba atıyorsun. Bir de gideceğim bunu HDP ile görüşeceğim diyorsun. Ama unuttuğum bir şey var. Doğudan ve Güneydoğu'dan en çok oyu alan parti AK Parti. HDP'li siyasi yöneticilerin %80'i zaten Kürt değil. Kürt temsilcisi olsalardı partilerinin %95'i, %99'u, %100'ü Kürt olurdu. Yani biz gençler olarak birbirimizle kafede otururken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bir kaosu konuşup kavga etmek istemiyoruz. Tartışmak istemiyoruz. Aramızın kötü olmasını istemiyoruz. Ortaya Kürt sorunu diye bir sorun atmayın. Çünkü yok. Bu ülkede, bu millet, bu devletimiz yıllarca Kürt ile Türk ile anlat anlat bitmiyor. Aynı şeyi ezberledik. Söylüyoruz ya. Kürt'ü, Türk'ü, Laz hep birlikteyiz biz ya. Yok Kürt sorunu, yok Türk sorunu, yok Laz sorunu, bilmem ne sorunu. Yok kardeşim yok. Ne mutlu Müslümanım diyene. Kılıçdaroğlu bunu anlayamadığı için, tabii zihniyet hala CHP zihniyet olduğu için, o eski zihniyet olduğu için, Kürt'ü bir sorun olarak gördüğü için, Kürt sorunu diyor. Ve gideceğim bunu HDP ile çözeceğim diyor. Niye? Seçime kaç yıl var Ahmet Ali? Kaç yıl var? 1,5 yıl var. Yıkama yağlama vardır arabalarda biliyorsunuz. Birilerini seçim yaklaşıyor diye yıkama yağlama operasyonuna başlamayın. Gerek yok bence. Adam gibi çıkın. Biz buyuz kardeşim. Bizi bu yüzden destekliyorsanız destekleyin. Ülke yararı için bu güzel, bu önemli değil. Koyun adaylığınızı kazanıyorsanız kazanın. Ama yok Kürt sorunu, yok Laz sorunu, Çerkez sorunu bilmem ne yok bunlar. Onları geçin. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun. Bu arada vatandaşlarımızın düşüncelerini direkt yayınlıyoruz. Yani o görüşü de yayınlıyoruz, bu görüşü de yayınlıyoruz. Bana öyle yandaş bilmem ne yakışmıyor, yapmayın. Yakışıyor. Size yakışıyor bunu söylemek. Yani ben size bugün en objektif biziz arkadaşlar deyip de çıkartıp AK Partililerin düzgün konuşanlarını, CHP'lilerin saçma sapanı ya da CHP'lilerin düzgün yani bir algı operasyonu çok rahat çekerdim. Ama çekmiyorum. Vatandaşlar olduğu gibi yayınlıyoruz. Yayınlıyoruz yani. Ama kendi düşüncemizi de söylemekten çekinmiyoruz. Niye? Bazı gazeteciler akşama kadar
kadar bilmem ne lider. Öbürü diyor ki bilmem ne belediye başkanı. Destekliyorum. Yırtıyor kendini. Yırtıyor ya. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğimiz için mi zorunuza gidiyor? Seviyoruz. Söylüyoruz. Hatası var mı? Var diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.